Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka videoyla daha karşınızda olacağım. Videomuza geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoyu beğenip kanala abone olarak, videonun altına yorum bırakarak ve de katıl butonundan yapacağınız bağışlarla kanalımızı destekleyebilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmından telegram grubumuza katılabilir ve de abone olun yanındaki bildirimleri açarak videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hatırlatmalarımı da yaptıktan sonra artık videomuza geçebiliriz. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir sektör analizi yapacağız. Bugün belirlediğim sektör Holding sektörü. Siz de bu tarz videoların devamı için yorumlarda mutlaka bir sonraki videoda hangi sektörü yapmamız gerektiğini mutlaka yorum kısmında belirtin arkadaşlar. En çok yorum gelen sektörü bir sonraki videoda yapmaya çalışacağım. Bu ilk video olduğu için burada holding sektörünü seçmeye çalıştım ve holding sektörüne göre patlamaya müsait yani patlamaya müsait derken yani e, sadece burada arkadaşlar e, lot sayısıdır piyasa değeridir bunlara bakmayacağız ayrıca piyasa çarpanlarına karlılıklarına onun dışında kaldıraç oranı net borç bölüğü öz kaynak peg rasyosu gibi bu tarz bir sürü detay içeren bir video olacak bu ve bu kadar detayın içerisinden gerçekten de ucuz kalan şirketleri bulmaya çalışacağız yani aslında burada sektörün parlayabilecek şirketlerini bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Yani burada holding sektörünün parlayan şirketlerini bulacağız. Şimdi yavaş yavaş ben videoma geçmek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar holding sektörüne 25 tane şirket var ve hepsinin de burada gördüğünüz gibi değerleri yazıyor. Öncelikle arkadaşlar ben burada ödenmiş sermaye ile başlamak istiyorum. Soldan sağa devam edeceğiz. Şimdi ödenmiş sermayeyi neye göre düşük ya da yüksekleyeceğiz? Arkadaşlar şu an sektörde 25 tane şirket olduğu için ve bütün şirketlerin toplam ödenmiş sermayesi 22 küsür milyar TL olduğu için ben direkt bu rakamı alıp 25'e böleceğim arkadaşlar. Yani 22 milyar 689 milyonu 25'e böldüğüm zaman bakın 907,56 milyonluk bir ortalama çıkıyor. Yani bu ödenmiş sermayenin altında olan şirketlerin holding sektörünün ortalamasının aşağısında olduğu için e, lot sayısı da yani ödenmiş sermayesi de düşüktür şeklinde yorumlayacağım. Siz de farklı şekilde de yorumlayabilirsiniz. Bu tamamıyla size kalmış. Şimdi burada 9.7,56'yı e, ve üstündeki olan şirketleri elemek istiyorum. Şimdi öncelikle 9.7 milyon üzerinde olan şirketlere baktığım zaman bakın burada Doğan Holding çıkıyor. Doğan Holding'i eleyelim. Onun dışında Enka İnşaat var. Enka İnşaat'ı da elemek istiyorum. Ondan sonra gördüğünüz gibi İhlas Holding var. İhlas Holding'i de hemen eleyelim. Ee, ondan sonra Koç Holding var. Koç Holding'i de elemek istiyorum. Ondan sonra eleyecek şirketimiz Sabancı Holding ve de cam olacak. Evet bu iki şirketi de eledikten sonra ilk elememizi tamamlamış olduk. Şimdi gelelim bir başka eleme yöntemimize. O da arkadaşlar piyasa değeri. Şirketlerin toplam piyasa değeri holding şirketlerinin 345 milyar TL civarında. Bunu da yine aynı şekilde 25'e böleceğiz arkadaşlar. 345 432 bölü 25 yaptığımız zaman bakın burada 13 milyar 817 milyonluk bir ortalamaya sahip olduğunu görüyorsunuz holding sektörünün ve de bu ortalamanın altında olan şirketler bizimle kalacak üstünde olan şirketleri de eleyeceğiz şimdi piyasa değerlerine baktığımız zaman 13 milyar TL geçen şirketin e şöyle bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Evet, 13 milyar TL'yi geçen şirket olmadığını görüyorum. Yani şu anda bu kritere göre hiçbir şirketi elemedik. Şimdi gelelim diğer bir kriterimize. Diğer bir kriterimiz kaldıraç oranı arkadaşlar. Kaldıraç oranı da bilmeyenler için söyleyelim. Yükümlülüklerin toplam aktifleri oranı aslında. Yani burada yükümlülüklerimiz ne kadar fazlaysa bir o kadar şirket için kötü. Tabii ki bu sektörel bazı bakılması gerekir. Bunu da unutmamak lazım. Ve de sektörel bazı baktığımız zamansa holding sektörünün kaldıraç oranı ortalaması %86,59 ve de %86,59'un üzerinde olan şirketleri elemek istiyorum. Şimdi ilk olarak Anadolu Grup Holding şirketini burada elemek istiyorum arkadaşlar. Onun dışında e, yüksek olan şirketimiz hangisi? Bakın burada 87,47 ile birazcık üstünde olan Global Yatırım Holding'i de elemek istiyorum. Ondan sonra baktığımız zaman e, sanırım başka şirketimiz yok. Kaldıraç oranı %86'nın üzerinde yer alan. Şimdi gelin bir başka kriterimiz. Bir başka kriterimiz de arkadaşlar net borç bölü öz kaynaklar e, sektörünün üzerinde olan şirketleri elemek istiyorum burada. Net borç bölü öz kaynakları direkt zaten e, anladığınız üzere net borcun yani şirketin net borcunun şirketin öz kaynaklarına oranı yani aslında bu kadar basit. Şimdi e, holding sektörünün ortalamasına baktığımız zaman 0,54 olduğunu görüyoruz. 0,54'ün yukarısında olan şirketlere bakalım. Şimdi Akdeniz Yatırım Holding eksi 0.24 negatifler kalsın tabii ki. Onun dışında Avrupa Yatırım Holding 0.07 o da şu an kalıyor. Baktığımız zaman 0.60 var. 0.60 da Derlux Yatırım Holding hemen Derlux Yatırım Holding'i de eleyelim buradan. 0.54'ün aşağısında kalan sanırım başka şirket yok. Evet şimdilik sadece Derlux Yatırım Holding'i yani Derheyle'yi elemiş olduk. Şimdi gelelim diğer bir kriterimize. Diğer bir kriterimiz arkadaşlar aktif karlı ve öz sermaye karlı ikisi birden sektörünün aşağısında olan şirketleri elemek istiyorum arkadaşlar burada. Çünkü karlılıklarının da e, sektörün üzerinde olmasını istiyoruz şirketimiz. Şimdi aktif karlılık ve öz sermaye karlılığına baktığımız zaman holding sektör ortalamasının sırasıyla %2,3 ve %17,3 olduğunu görüyoruz. Şimdi burada ilk geleceğimiz şirket sanırsam bakın burada Avrupa Yatırım Holding aktif karlı sektörüyle eşit kalmış ama öz sermaye karlı sektörünün aşağısında kalmış. Biz ne dedik? İkisi de sektörünün yukarısında olsun istiyoruz. O yüzden Avrupa Yatırım Holding'i elemek istiyorum. Ondan sonra daha da düşük kalan şirketler var mı ona bakalım. Evet gözüme çarpan diğer bir şirketi burada bakın. İttifak Holding oldu. İttifak Holding'de %1,5 ve %6,9 aktif özsermekarlığına sahip. Yani burada da İttifak Holding'i de elemek istiyorum. Evet baktığım zaman sanırsam başka şirketi eleyemiyoruz buradan. Evet şimdi gelelim arkadaşlar piyasa çarpanları kısmına. Piyasa çarpanları kısmında ilk bakmamız gereken şeyler burada FK, PDD'de, FDFA ve piyasa değeri bölü satış. Yani bu dört çarpana bakacağız. Ve bu 4 çarpanda A nokta yazan şirketleri elemek istiyorum arkadaşlar. Bunu da niye eliyoruz? A nokta D yazan şirketler negatif oldukları için elemek istiyorum. Bir diğer çarpanımız burada net borç bölü fabrik. Ama net borç bölü zaten negatif olmasını istediğimiz bir durum. Yani net borcu negatif olursa tabii ki şirket için çok güzel. O yüzden sadece bu dört çarpana bakacağız. Şimdi ilk baktığımız zaman bakın Akdeniz Yatırım Holding'in A .D. Ondan sonra Alarko'nun A nokta yani fabrikleri negatif. Bunları elemek istiyorum. Ondan sonra baktığımız zaman ee, Dagi Yatırım Holding'i de fabriklerinin negatif olduğunu görüyoruz. Dagi Yatırım Holding'i de hemen eleyelim. Daha sonra baktığımız zaman ise bakın burada Veruso Holding'in fabriklerinin negatif olduğunu görüyoruz. Yine bu şirketi de elemek istiyorum. Son olarak da bakın burada yeşil yatırım holding var. Yeşil yatırım holdingin hem fdfa büyüğü hem de piyasa değeri satışının negatif olduğunu görüyoruz. Yani bu şirketi de elemek istiyorum. Evet şimdi bunları eledik arkadaşlar. Şimdi genel olarak genel piyasa çarpanlarına bakacağız. Şurada pek dışındaki diğer piyasa çarpanlarına baktığımız zaman. Bütün çarpanlarıyla sektörün yukarısında kalmış şirketleri elemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi. Öncelikle burada e, baktığımız zaman e, Bera evet Bera'ya baktığımız zaman çarpanları sektörünün aşağısında kalmış çarpanı Burada bir sıkıntı yok. Burada benim ilk gözüme çarpan bakın burada hedef holding. Bakın FK sektörünün yukarısında PDD'de sektörünün yukarısında FDF ve sektör yukarısında piyasa deri bir satış sektörünün yukarısında ve de az buz değil bayağı bir yukarısında. Mesela holding sektörünün 0,55 ortalaması hedef holdingin 20,01 yani oldukça fazla kalmış. O yüzden hedef Folding'i elemek istiyorum. Şimdi gelelim e, bir başka gözüme çarpan şirkete. Bakın burada Inveo. Inveo'ya baktığımız zaman bakın yine bütün çarpanları sektörün yukarısında. Bunu da elemek istiyorum. Ondan sonra arkadaşlar e, diğer bir şirketimiz hangisi olabilir? Ona bakalım. E, diğer bir şirketimiz de burada arkadaşlar. E, baktığımız zaman sanırsam evet Polho var. Polho'da bakın yine aynı şekilde eee Bakın elenmiş olacak arkadaşlar çünkü bakın pd bölü d'de sektörüyle eşit diğer çarpanları da sektörün yukarısında pol yu da elemek istiyorum. Onun dışında ral yatırım holding var bakın ral yatırım de yine e, net borç bil fabrik ucuz ama burada tabi ucuzluk olmadığı için net borç bil -Favik'te. onun dışındaki 4 çarpana bakıyoruz. Ve baktığımız zaman ral yatırım holding yine bütün çarpanlarıyla sektörün yukarısında o yüzden bunu da eledik arkadaşlar. Ve de geriye kaldı 5 tane şirket. Ve de şimdi 5 şirket arasından da şöyle bir şey yapacağım. Burada çarpan olarak son bir çalışma yapacağız burada arkadaşlar. 5 şirkette e, herhangi bir çarpanı böyle uçmuş olan şirketleri de elemek istiyorum. Ve buna baktığımız zaman arkadaşlar bakın burada Inves'in FDF'a ve Yunus sektörünün oldukça yukarısında olduğunu görüyoruz. Piyasa değeri satışının da yine sektörünün oldukça yukarısında olduğunu görüyoruz. Onun için net holding'e de baktığımız zaman bakın FDF ve yine sektörünün oldukça üzerinde. Piyasa değeri bile satış yine sektörünün oldukça üzerinde arkadaşlar. O yüzden bu iki şirketi de elemek istiyorum. Evet şimdi burada geriye kaldı 3 tane şirket arkadaşlar. Bu üç şirkette Bera, GSD Holding ve de Tekfen. Şimdi bu üç şirketi de bu sefer son olarak PEG bakacağız arkadaşlar. PEG da burada A D yazıyor mesela Tekfen'in. A D demek bu şirket FK olarak ne kadar iyi olsa da ki sektörün yukarısında kalmış. E ne kadar iyi olsa da e, büyüyemeyen bir şirket olduğu için net kar anlamında ve de hisse başı kar anlamında yani ikisinde de büyüyemediği için burada ne yazık ki elemek durumundayız arkadaşlar. Burada tek eleceğimiz şirkette Tekfen Holding Bera Holding ve de GSD Holding'e baktığımız zaman bakın şirketlerin gayet iyi büyüdüğünü görüyoruz. Çünkü PEG rasyoları iki şirketinde oldukça düşük arkadaşlar. Ve de son olarak baktığımız zaman arkadaşlar bakın Bera Holding'in e, karlıkları karlılıkları iki karlılığı da sektör yukarısında. GSD Holding'in de yine karlılıkları yine sektörün yukarısında. Kaldıraç oranları da bakın %50'nin aşağısında ki e, bunlar gayet güzel rakamlar. Aktif karlık, östermek karlı sektörü de ikisi de sektör yukarısında. Çarpanlara baktığımız zaman ise bakın yine e, holding sektörünün oldukça altında olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle GSD Holding'in bakın FK ve de olarak oldukça aşağıda yer alan çarpanları mevcut. Evet geriye iki tane şirketimiz kaldı arkadaşlar. İki şirket de Bera ve GSD Holding. Şimdi bu iki şirketin e, bir de son olarak büyümelerine bakalım. Teknik analiz kısmına bakalım. Şimdi gelelim arkadaşlar. Öncelikle Bera ve ve GSD Holding'in büyümelerini. Şimdi öncelikle Bera'ya bakarsak bakın Bera'nın satışları 4 sene içerisinde 1.72 milyardan 4.21 milyara çıkmış. Gayet başarılı. Faaliyetlerine baktığımız zaman 174 milyondan 720 milyona çıkmış. Bu anlamda da gayet başarılı. Net karına baktığımız zaman burada inanılmaz bir patlama var. 21 milyondan 746 milyona arttığını görüyoruz. Bu anlamda yine gayet başarılı. Net borcu negatif. Özellikle son çeyrekte açıklanan net borcu gayet başarılı arkadaşlar. Yani i̇nşallah hep böyle negatif gider. Öz kaynaklarına baktığımız zamansa 1.29 milyardan 3.61 milyara geldiğini görüyoruz yani yine gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Yani her yerde her kalemde gayet büyüyen bir şirket görünümü var. Son olarak hisse başı kâra bakalım. Hisse başı kâra yıllıklandırılmış bazda bakarsak bakın 0.06'dan 2.19'a geldiğini görüyoruz. Gayet iyi büyüyen bir hisse başı kâra sahip Bera Holding. Şimdi GSD Holding'e bakalım. GSD Holding'e baktığımız zamansa bakın e, satışlarına satışlarına 188 milyondan 820 milyona büyüdüğünü görüyoruz. Yine gayet başarılı. FAVÖK'lerine baktığımız zaman 139 milyondan 520 milyona arttığını görüyoruz. Yine gayet başarılı büyüyor. Net karına baktığımız zaman 87 milyondan 624 milyona büyümüş. Bu anlamda da gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz ve de net borca baktığımız zaman arkadaşlar bakın 4 seneden beri net borcun negatif arkadaşlar bu şirketin yani en başarılı olduğu yeri net borç kısmı diyebiliriz GSD Holding'in. Öz kaynak büyümesine baktığımız zamansa 994 milyondan 2.75 milyara artırdığını görüyoruz. Yine gayet düzenli, güzel büyüyen şirket. Yani beraber GSD Holding gerçekten holding sektörünün parlayan yıldızları diyebiliriz. Şimdi bir de iki şirketi şöyle hemen kısaca bir teknik analiz bakalım. Öncelikle Bera'ya bakmak istiyorum. Şimdi Bera'ya baktığımız zaman arkadaşlar bir türlü yazamadım. Şimdi Bera'ya baktığımız zaman arkadaşlar bakın 34 liralardan şu anda 10 liralara kadar düştüğünü görüyoruz. Yani 3.5 katlık bir düşüş var. Oldukça sert bir düşüş yaşamış. Ve de şu anda dip bölgeleri yakında diyebiliriz aslında bu şirket için. Bakın 11.33 şöyle ben yeşil bölge çizeyim. 11.33 ve 8.40 yani aslında buralar bu bölgeler her ne kadar bu band büyük olsa da aslında dip bölgeler diye söyleyebiliriz Bera Holding için ve de Bera Holding'e baktığımız zamansa şu anda bu dip bölgelerde gezindiğini söylemek istiyorum ve de gezinmesi de öyle az bu süre değil. Bakın 2021 Temmuz'dan beri yani buralarda geziniyor arkadaşlar. Yani aslında bir nevi suskun diyebiliriz bu şirkete. Çarpanlarını da artık düzeltmiş. Belki de artık patlamaya hazırlanıyor olabilir. Tabii ki bu yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Şimdi son olarak bir de GSD Holding'e bakalım. GSD Holding'e de baktığımız zaman bakın GSD Holding'de de şöyle bir kısa çaplı baktığım zaman şöyle bir e, fincan kul formasyonu görüyorum. 2.80 daha sonrasında bakın 1.58 bu kulbun dibi. Ondan sonra da 1.99 arkadaşlar. Yani şöyle baktığımız zaman hemen şöyle eğrimizi alalım. 280. Bakın şöyle bir kulbumuz var. Aynı şekilde şu şekilde de bir çanağımız var. Yani burada kulp çanak formasyonu olduğunu söyleyebiliriz ve kulp çanak formasyonuna baktığımız zamansa yaklaşık olarak şu kadar okluk bir hedef yani böyle bir hedefi olur. Yani çanağın boyu kadar hedefi vardır. Ve de baktığım zaman bunu yukarı doğru kırmış. ve de 2.80 şu anda da fiyatı 3.34. Evet bir miktar primli. Ama 2.80'leri geri geldiği zaman yani buralardan yukarıya doğru ataklar yapabilir. Ki baktığımız zaman ise bu formasyon hedefinin de yaklaşık olarak 4.02 gerçek hedefine gelmiş de diyebiliriz buna. Belki de farklı bir formasyonda çiziyor olabilir. Yani açıkçası teknik analiz olarak Bera biraz daha diplerde yer alıyor. GSD Holding'de biraz daha yeni bir formasyon arayışında diyebiliriz. Çünkü bakın bu fincan kul formasyonu hedefini tamamlamış. Burada yüksek ihtimalle yeni bir formasyon oluşumu olabilir. O yüzden GSD Holding bir miktar bekletebilir size arkadaşlar. Burada yeni formasyon oluşumunu bekleyip onun kırılımını beklemek daha mantıklı olabilir. Evet arkadaşlar, umarım video sizler için faydalı olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır ve de mutlaka kendi analizinizi yapıp hisseleri kendi süzgecinizden geçirmelisiniz. Evet, umarım sizler için faydalı video olmuştur. Videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.